Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere Asya'ya özgü ve ilk akvaryumda balık bakılmaya başlanan ilk tropikal balıklardan biri olan küçük ama küçük olduğu kadar da hareketli, bakımı ve üretimi kolay Zebra Danio balığını anlatacağım. Bu balık ucuz da olduğu için yeni akvaryumda balık besleyen akvaristler için bakılması en ideal sakin topluluk balığı türlerindendir. Ayrıca genetik olarak insanlara %70 kadar benzerlik gösterir ve kendi kalbini onarmak gibi bir yeteneği vardır. Bu yüzden de üzerinde araştırmalar yapılan bir canlıdır. Gene bu balık ile ilgili olarak profesyonel bir bakış açısı ile bir video yapacağım. Benim gibi profesyonel emlak uzmanından gene bu balıklarla ilgili uzman bir video izleyin. Bir işi uzmanla danışarak doğru yapmak çok önemlidir. Çünkü yanlış bir hareket ya zamanınızı ya paranızı ve de ne yazık ki balıklarınızı kaybetir. Bu videomda Zebra Danio balığı ile ilgili bulacağınız konular başlıca şöyle. Zebra Danio balığı nasıl bir balıktır? Zebra Danio balığı bakımı nasıldır? Zebra Danio balığı ne yer? Zebra Danio balığı akvaryum bakımı nasıldır? Zebra Danio balığı akvaryumu nasıl olmalıdır? Zebra Danio balığı hangi balıklarla yaşar? Zebra Danio balığı dişi erkek ayrımı nasıldır? Zebra Danio balığı üretimi nasıldır? Gibi soruların cevaplarını bu videomda bulabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi olabilirsiniz. Zebra Danio balığı ince, uzun bir yapıya sahiptir. Dudaklarının hemen yanında ince bıyıklar bulunur. Boyları akvaryum şartlarında en fazla 7 santim kadar olur. Ancak havuzlarda biraz daha fazla büyüdüğü de görülmüştür. Gene akvaryum şartlarında 3 ila 4 yıl yaşarken iyi bir bakımla bu 5-6 yıla çıkabilir. Genel olarak vücutları üzerinde 5 mavi çizgi bulunur ama gene de Zebra Danio'nun birçok çeşidi de vardır. Bu çeşitlerden bazıları. Uzun kuyruklu Zebra Danio. En sevilen Zebra Danio türüdür. Kuyrukları ve yüzgeçleri normalden çok daha uzundur. Leopar ya da uzun kuyruklu leopar Zebra Danio. Bu tür laboratuvarda geliştirilmiş bir türdür. Çizgilerine lekeler bulunur. Normal diğer Zebra Danio'lar ile beraber birlikte bakılır ve üretilebilir. Hibrit Zebra Danio. Bu çeşitte çizgili mi yoksa noktalı mı olsun arasında kalanlar için gene laboratuvarda üretilmiş bir türdür. Leopar veya Zebra Danio ile üreyebilir. Ancak yavrular ebeveynlerin renkleriyle aynı olmaz. Altın renkli Zebra Danio. Bu Zebra Danio türü de genel normal Zebra Danio'dan üretilmiş bir türdür. Albino Zebra Danio. Adından da anlaşılacağı gibi doğal bir türdür. Fosforlu Zebra Danio. Bu küçük balık yakın zamanda laboratuvarda üretilen bir zebra balığı türüdür. Genetik olarak floresan renkleri olan kırmızı, yeşil, turuncu, sarı, mavi ve mor renktedir. Ayrıca karanlıkta veya siyah bir akvaryumda ışık altında parlarlar. Bakımları doğal Zebra Danio'dan farklı değildir. Zebra Danio akvaryumda balık bakmaya başlamak için mükemmel bir seçimdir ve bir topluluk akvaryumuna mükemmel uyum sağlarlar. Bu balıklar su üzerinde asılı kalan ve kolayca tüketebilecekleri hemen hemen her şeyi yerler. Su durumu değişikliklerine çok fazla sorun etmezler ve hemen uyum sağlarlar. Oda sıcaklığında ısıtıcı olmadan bile yaşayabilirler. Zebra Danio balıkları hepçildir. Çoğunlukla vahşi doğada çeşitli solucanlar, küçük kabuklar ve küçük larvalar ile beslenirler. Akvaryumda yem yemesi nasıldır derseniz, yemlerin su üzerinde yüzmesini tercih ederler. Ayrıca hemen hemen her hazır veya canlı akvaryum yeminde yiyecektir. Yaşayan veya dondurularak kurutulmuş kan kurdu, solucanların peşinde koşmaktan hoşlanır. Bu balıklar günde birkaç kez yemlenebilir. Ancak her seferinde 3 dakika veya daha fazla sürede yiyebilecekleri kadar yem vermelisiniz. Şunu unutmayın, 3 dakika içerisinde yenmeyen yem fazladır. Zebra Danio balıkları suyun temiz tutulması koşuluyla bakımı kolaydır. Akvaryumlar kapalı sistemlerdir ve büyüklükleri ne olursa olsun hepsinin bakıma ihtiyacı vardır. Zamanla organik madde, amonyak, nitrit ve fosfat ayrışır ve buharlaşma nedeniyle su sertleşir. Akvaryum suyunun %25 ila %50'sini ayda en az bir kez değiştirin. Eğer akvaryum yoğun bir şekilde balık varsa haftada bir ya da 2 haftada bir %20 ila %25 haftalık su değişimi yapabilirsiniz. Zebra Danio balığı akvaryumda akıntılı, açık alanları seven, barışçıl bir topluluk balığıdır. Genellikle zamanlarının çoğunu akvaryumun üst ve orta kısımlarında yüzerek geçirilir. Zebra Danio akvaryum su koşullarının çoğuna dayanabilir. Başta da söylediğim gibi bu balık akvaryumda bakılmaya başlanan ilk tropikal balıklardandır. Bu yüzden bu uzun süre içinde yeni nesil Zebra Danio balıkları değişen su koşullarına mükemmel uyum sağlamışlardır. Genelde 40 litrelik akvaryumlarda bakılabilse de asıl bu balığın bakılması gereken en küçük akvaryum 80 litre ve üstündeki akvaryumlardır. Akvaryumda genel olarak bitki bulunması bu balığın daha huzurlu olmasını sağlayacaktır. Herhangi bir çeşit kumu kullanabilseniz de ince kumlu bir alt tabaka daha iyi tercih olacaktır. Ayrıca bakteriyel döngü oluşmuş bir filtre de bu balığın akvaryumda olması gerekenlerdendir. Akvaryumun üstünün hava geçirir şekilde kapatılmasını öneririm. Çünkü bu balıklar akvaryumdan zıplayabilir. Bu balığın akvaryumda bitkide olacağı için aydınlatmanın normal bir aydınlatma olması yeterlidir. Akvaryum sıcaklığı oda sıcaklığında olabilir. Bu genelde 18 ila 24 arasındadır. Gene bu balığın akvaryum su pH değeri 6 ila 8, su sertliği 35 ila 350 TDS arasında olabilir. Bu balığın akvaryumuna tuz konmasına gerek yoktur. Zebra Danio balığı akvaryumun en güzel balıklarındandır ve kendi gibi barışçıl balıklarla çok rahat yaşar. Bir topluluk balığı olduğu için bakıldıkları akvaryumlarda en az 6 adet bakılmalarında fayda vardır. Kendi aralarında bazen birbirlerini kovalayabilirler ama bu tamamen zararsızdır. Zebra Danio balığının akvaryumda ember tetra, plati, kılıç kuyruğu, kuhli balığı, çöpçü balığı, Kardinal Tetra, Lepistes, Rasbora balıkları ve Gourami balıkları gibi balıklarla ve karides, elma salyangozu gibi kabuklarla rahatlıkla yaşar. Bu balığın cinsiyet ayrımı çok kolaydır. Zebra Danio balığı dişleri erkeklere göre daha renkli ve geniş olurken erkek Zebra Danio'lar daha ince ve uzun olurlar. Zebra Danio balığı gerekli akvaryum koşulları oluşturulduğunda üretimi çok kolaydır. Öyle ki tabiri caizse erkek balık ceketini dişi balığın üzerine assa bu balıkların yavruları olur. Birbirlerine çok sadık balıklardır. Birliktelikleri bir ömür sürer. Bu balıklar yumurtlayarak ürer ve eğer akvaryumdan çıkarılmazlarsa yumurtladıktan sonra bulduğu yumurtaları ve yavruları yer. Bu yüzden de yumurta alacağınız Zebra Danio dişi ve erkeği akvaryuma koymadan önce akvaryumun dibine iri çakıl taneleri ya da mermer parçaları koyun. Böylelikle yumurtalar da bu çakıl veya mermer parçalarının arasına girecek, anne ve babaları tarafından yenmeyecek. Üretimini düşündüğünüz Zebra Danio çiftinden öncelikle dişi olanı bir gün önceden yavrulatacağınız akvaryuma alın. Böylelikle dişi balığın akvaryuma alışmasını sağlayın. Gene bu sayede olası bir stres durumunda ortadan kaldırılacaktır. Daha sonra erkek balığı dişi balığın yanına alabilirsiniz. Gene üretimi hızlandırmak için üretim akvaryumuna 2 veya 3 bardak soğuk su eklemenizi tavsiye ederim. Eğer koşullar uygunsa dişi Zebra Danio balığı yumurtalarını açık suya bırakır. Erkek Zebra Danio balığı da bu yumurtaları gübreler. Daha sonra yumurtalar dibe çöker. Dibe çöken yumurtalar gene bu iri çakılların ya da mermer parçalarının arasına girecektir. Bu sayede yem olmaktan kurtulur. Tabii ki eğer böyle ayrı bir akvaryuma ayırma imkanınız yoksa o zaman balıklarınızı çok iyi beslemenizi tavsiye ederim. Böylelikle yumurtalara ve yavrulara tenezzül etmeyeceklerdir. Ama gene de bu bir garanti değildir. Yavru Zebra Danio balıkları yaklaşık 2 gün içinde yumurtadan çıkacaktır. Yavrular ilk çıktıkları 2 gün yem yemeseler de yumurtalarından kendi kendilerine yetecek kadar yemlenebilirler. Daha sonra yavrulara mikro yemler veya canlı olarak artemia verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldim. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız hemen şimdi kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki açıklamalar kısmında bulunan linkleri kullanarak bana ulaşabilirsiniz. Gene bana Messenger'dan da yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.